Kruton. Hani şu küçük ekmek kırıntıları var ya, çorbaların üstüne falan konuyor. Ama sadece çorbayla sınırlı değil, konulabileceği pek çok yer var. Bakalım mı? Herkesin yaptığı gibi şu plastik ekmeklerle yapabilirsiniz. Ya da bizim yaptığımız gibi bunları ekarte edip adam gibi bir ekmekle yapabilirsiniz. Fırınlarken lezzet için limon kabuğu, tabii ki tuz. Tuzsuz hiçbir şeyin lezzeti çıkmıyor. Karabiber, bu şahsi bir tercih. Ve sarımsak koyuyoruz. Ve bunların hepsinde kızarmasını sağlayabilmek için de biraz zeytinyağı ekliyoruz. Aslında kruton dediğim bu durumdan ibaret. Portakal soyar gibi aslında. Böyle biraz şeyler kalabiliyor. Benim için ekmeğin en lezzetli yeri kabuğu. Krutonda iki ekol var. Krutonun da ekolü olur mu dememek lazım. Çok düzgün küpler halinde. Hani o plastik ekmekten de olabileceği gibi. Bir bu var. Bir de benim sevdiğim, bunu böyle elimle parçalarım. İri krutonlar yapabilirsiniz. Bu çorba için çok uygun değil ama bir takım salatalarda veyahut mesela biz bir piliç ve ekmek diye bir şey yapıyoruz. Bunları kruton haline getiriyoruz ve sonra piliçle birleştirdiğimiz böyle bir sıcak salatamız var. Onu da kullanıyoruz. Çorbaların üzerine mesela mercimek çorbanın üzerine koyacaksanız daha böyle bir boyda kullanabilirsiniz. Sonuçta çorbaya ekmek doğramayı seviyoruz ya, kruton bu işin kıtır kıtır olanı, daha bile güzel olanı. Son detay olarak bir de şu kırıntı hali var. Soğanda sıçan dişi ne muadil olabilecek şöyle var. Çorba için, salata için biz bir çılbır yapıyoruz. Çılbırın yanına da sopalar halinde kızartıyoruz. Ne oluyor? Yumurtana böyle banıyorsun, yumurtanın sarısını patlatıyorsun. Yani kruton deyip geçme dedim sana. Normal tuz da koyabilirsiniz. Böyle bu deniz tuzu kristalize, bu da konabilir. Karabiber. İri çekilmiş olmasını tavsiye ederim. Biraz limon kabuğu. Kalın kabuklu bir limon tercih edin. Şu anda benim elimdeki maalesef ince kabuk. Şu beyazına geçmemek çok önemli. Sarımsağı böyle rendeleyebilirsiniz ya da hafifçe ezersiniz. İçine atarsınız. Biraz yağ. Ekmeğin güzel kurumadan kızarmasını bu sağlayacak. Ve bunu böyle harmanlarsın. Tercihen birbirine değmeden koyarsın ve fırına atarsın. Ustacığım. Afiyet olsun.